tatile denk geldiği için herkes bugünden gidiyor. Bütün dönüşler de 1 Mayıs akşam 6'da olacak. Bugün bir toplam 1000 kişiyi bulur. 3 günlükle beraber. Yok normal değil. Sadece tatille beraber olduğu için bayram tatiline beraber birleştiriyorlar. Herkes bugünden gidiyor. 1 Mayıs dönüşte daha kalabalık olacak. Bugün 3 günlük tatil vesilesince karşıya gidişler biraz tabii haline yükseldi. İnsanlar tatil yapmaya kıştan çıkınca ilk tatillerini böylece değerlendirmeye çalışıyorlar. Cumartesi, pazar, pazartesi 3 gün tatil olacak. Mayıs bayram tatiliyle beraber 3 güne çıkması, dolayısıyla böyle bir talep oldu. Havaların da güzel olmasıyla beraber insanlar. Evet, biz de şaşkınlık içerisinde şu anda seyrediyoruz. Memnun musunuz? Çok memnunuz. İnşallah bu yoğunluk devam eder. Umudumuz bu sene, geçen senenin iş potansiyelini 3 katına çıkmak yani. Güzel. Yani Yunanistan'ı seviyoruz. Sırayla tüm adaları gezdik. En son Rodos'a gitmiştik. Bu sefer de Midilli'yi görelim istiyoruz. Merakla bekliyoruz bakalım karşıda bizi neler. Fırsat oldu galiba değil mi? Fırsat oldu 3 günlük tatil aynen. Güzel 1 Mayıs olmasının bir anlamı yok da bence tatil hepsi güzel. Fırsat mı fırsat deyip tatil yap. Evet, aynen öyle. Ben Ümit Özgültekin, Ayvalık Turizmciler Birliği Genel Sekreteri. Aynı zamanda Turizm Derneği Başkanıyım. Şu anda 1 Mayıs tatiline girdik. Hem Körfez'de hem Ayvalık'ta büyük bir yoğunluk var. Herhalde şu anda hiçbir yerde yer yok. Çok iyi bir sezona gireceğiz diye bekliyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder. Bu 3 günlük tatiller bizim doluluk oranlarımızı gerçekten iyi bir seviyeye getiriyor. Şu anda Ayvalık tamamen dolmuş durumda. Hatta Körfez dolmuş durumda ve bu eğer 3 günlük tatiller, 4 günlük tatiller bizim en çok can suyu olduğu olan özellikle sezon öncesi ve sezon sonrası bize can suyu olacak olan tatil şekli. %100 oranına ulaşmış durumdayız. Şu anda 18.000 yatak var Ayvalık'ta. 18.000 yatağın ümit ediyoruz ki dolmuş olması ama görünen o ki şu anda bütün veriler dolduğunu gösteriyor. Körfez dahil, Ayvalık dahil şu anda doluluk oranı %100'lere yaklaştı. Herhalde yarından itibaren de 1 Mayıs'la birlikte %100 doluluğu yakalayacağız. Ben Hatice Arga, Ayvalık Otelciler Pansiyoncular Derneği Başkanıyım. Vallahi Ayvalık'ta bayağı bir yoğunluk var. %90 pansiyonlar dolu, otellerde %100'e yaklaşıyor. Esnafın yüzü gülecek 3 gün içinde. Biz çok memnunuz. Bu 3 günlük tatil bize bayağı sıkıntılarımızı giderecek. Bu senenin ilk yoğunluğu. Umarım bunun devamı gelir. Zannediyorum ki gelecek. Çünkü herkes birazcık nefes almak istiyor. 2 günde olsa, 3 günde olsa, 1 günde olsa. İşte İzmir'i yakın, İstanbul yakın. Ulaşım çok kolay. Onun için bundan sonra da yavaş yavaş bekliyoruz. Kış sezonu kötü geçti. bıraktığımız kimlik yaşayan. Kimliği de bakalım. Buyurun.